Kolon tümörlerini, erken evre kolon tümörlerini çıkartmanın ikinci yöntemi endoskopik submukozal diseksiyon yöntemidir. Endoskopik submukozal diseksiyon yöntemini biz daha büyük tümörler için kullanmaktayız. Çünkü eğer ki biz parçalı olarak bunları çıkartırsak nüks yani tekrarlama ihtimali fazladır. Onun için öncelikle evet biraz evvel gördüğümüz lezyonun derinliğini ölçüyoruz. Eğer ki derine inmişse bu lezyon kanser barındırıyordur. Aşağıya kadar inmiştir. Bunu bizim endoskopik olarak çıkartmamız mümkün değildir. Onun için biz bu lezyonları burada gördüğünüz 2 milimetrelik bir ultrason. Endoskop kanalından geçiyor. Şuradan görülüyor 2 milimetrelik çapı var. Lezyon da burada yaklaşık olarak 3,3 milimetre derinliğinde. Ve üçüncü katman sağlam. Dört de sağlam. O zaman bunun anlamı biz bu tümörü çıkartabiliriz. Evet, tekrar inceliyoruz başka bir yöntemle iyice bakıyoruz başka bir evet kesitte evet ilk üçüncü katman evet tamamen sağlam o zaman biz bunu çıkartabiliriz diye karar veriyoruz ve arkasından da bu lezyonu yine özel enjeksiyonlarla yükseltiyoruz. Çünkü kolon duvarı 1 milimetredir yaklaşık olarak da. Elektrik akımını verdiğiniz anda delinir. Onun için gördüğünüz gibi yükseltmeler yapıyoruz. Özel jel enjeksiyonları yapıyoruz. Ve 3 ile 4. katman arasını açıyoruz. Burada evet görüyorsunuz 3 ile 4. katmanın arasına enjeksiyon yapıyoruz ve mavi bölgeden sıyırıyoruz. Yukarıya kadar sıyırdık. Çepeçevre kesmiyoruz kolon tümörlerini midede olduğu gibi. Yukarıya kadar öncelikle sıyırıyoruz. Arkasından da tümünü çıkartıyoruz. Tabii çıkartırken bazen kanama odakları olabiliyor. Ve damarları mutlaka biz tümörü çıkartırken kapatıyoruz. Yoksa tümörü çıkardıktan 1, 2, 3 gün sonra şiddetli kanamalar olabilir. Onun için işlem esnasında bu damarları mutlaka kanayan damarları kapatmak gerekir. Evet, burada yine kesmeye devam ediyoruz. Evet, görüntü 8 kat büyütülmüş durumda burada. Onun için evet cihaz oldukça büyük gözüküyor. Kesen bıçak kısmı burada sadece 1 milimetredir. Şu anda görünmüyor. Ve bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Çok dikkatli bir şekilde. Burada birazcık bu kesen bıçağı derine indirmek veya elektrik akımını fazla vermek maalesef kolonun delinmesine sebep oluyor. Evet, işlemler uzun bir işlemler. Bunlar 2, 3 veya 4 saat sürebiliyor. Ama hastayı ameliyattan kurtaran, çok efektif hasta konforunu arttıran yöntemler. Evet, görüldüğü gibi kitleyi tamamen çıkarttık. Şu anda görünen başka bir kitleden kalan parça kenarlarda görülmemektedir. Kanayan bir bölge yoktur. Bir noktada klips atmak zorunda kaldık. Birazdan görülüyor. Tekrar kanamasını ve delinmeyi engellemek için. Evet, o bölgeyi kapattık. Bu şekilde açık bırakıyoruz ve arkasından zaten 2,5 gün içinde kapanmaya başlıyor. Bu da gördüğünüz çıkarttığımız lezyonun kendisi oldukça büyük. 3,5 santimetrelik yaklaşık olarak.